Merhaba sevgili seyirciler. Bir Eğitimde Mucizeler programına daha hoş geldiniz. Bugün eğitimde bilinçaltının önemini konuşacağız. Merhaba Filiz Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Eğitimde bilinçaltının önemini konuşacağız ama öncelikle geçen haftadan değindiğimiz bir konu var. 2+5 eğitim sistemi. Önce onunla başlayalım diyorum. Tamam. Eğer sizin için de uygunsa. Tabii ki. Hocam geçen hafta başlanan 2+5 eğitim sistemi hakkında bu hafta çoğu velimizden geri dönüşler aldık, telefonlar aldık, sosyal medya üzerinden de bize geri dönüş yaptılar. Güzel sonuçlar doğurmuş işin açıkçası. Sizin daha genel kapsamlı düşünceniz nelerdir bu konu hakkında? Benim için de gözlemlerime göre gayet olumlu işliyor süreç diye düşünüyorum. Çocukları daha mutlu görüyoruz, daha enerjikler. Aslında derste o arkadaşlara kavuşmanın verdiği o mutlulukla, o inançla daha iyi sarıldıklarını da görüyorum çevremden. Bu da onları mutlu ettiği için bizi de mutlu ediyor açıkçası. Evet, ben de takip ettiğim kadarıyla öğretmenlerin öğrencilerle buluşmaları çok 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 iyi bir tepki almış. Hatta şu an bir söylenti de var, tam resmi açıklama yok ama okulların tam gün eğitime, yani haftada 5 gün eğitime döneceği şeklinde. Evet. Genel olarak öğretmenler de bu konuda aslında taraflar diyeyim. Hı hı. Aynı şekilde yarım saat dersler şeklinde. Hani 5 güne çıksın diye bir düşünce var işin açıkçası. Ama netleşmiş bir durum yok. Sizce bu 5 güne dönerse nasıl bir sonuç doğurur genel olarak çocuklar için? Çocuklar için tabii ki harika olur. Yani onların gözünden bakmak harika olurdu diye düşünüyorum. Çok mutlu olacaklarını biliyorum. Çünkü okulda aldıkları eğitim tamamen online'a çok farklı aslında. Evet. Yani okulda daha mutlu olduklarını görüyoruz. Eve geldiklerinde yorgunlar ama mutlular. Evde o enerjilerini atamıyorlar. Öğretmenlerini özlüyorlar. Arkadaşlarıyla iletişimleri aynı şekilde. Aslında bir deşarj olup eve geliyorlar. Değil mi? Bu da onları etkiliyor. Çok mutlu edecektir onları. Enerjilerini fazlasıyla evet, atıyorlar aslında. Atıyorlar. Evet, kendi etrafımızdaki öğrencilerden de gördüğümüz dışarıda olmayı çok özlemişler. Hani okul bahçelerinde çocuklar birbirlerine çok ciddi mesafeli bir şekilde oyunlar oynadığını gördük. Öğretmenlerden inanılmaz geri dönüşler aldık. Ama işte yeterlilik konusunda şu an 2+5 idare ediyor. Evet. Ama çocuklar ısrarla o günün gelmesini bekliyorlar. Kendi günleri gelsin, kendileri gitsinler, tekrardan eğlensinler, derslerini alsınlar. Döndüklerinde ödev yapmaları bile değişti. Yani hemen gelir gelmez okula baba ödevimiz var deyip ödev oturuyorlar. Artık. Evet. Yani online'da verilmiş olan ödevlerde mırın kırın işte evde birazcık gürültü çıkarak ödevler yapılırken bu gidip de yüz yüze aldıkları ödevleri çok rahat ve inanılmaz keyifli bir şekilde yaptılar. Bunlar biraz da çocuklarda böyle öğrenilmiş çaresizliğin verdiği bir şey de olabilir diye düşünüyorum işin açıkçası. Yani geçmişte sürekli okula gittiler. 5 gün okul, 2 gün tatil, sabah işte başlıyorlar, öğlene kadar sürekli okuldalar. Hani bunun da bir etkisi olabilir mi acaba? Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Tabii ki etkisi olabilir. Zaten online eğitimler, eğitim demeyelim, online öğretimler aslında hiçbir zaman gerçeğe kadar güzel, yoğun geçmeyecektir diye düşünüyoruz. Bundan dolayı çok canlı, yaparak, yaşayarak öğrenmek, her çocuğun isteyip, aslında en bayıldığı şey diyebiliriz, hatta mutluluklar açısından da bu böyle. Tabii onlar mutlu olunca bu derslerini etkiliyor, ailenin durumunu etkiliyor, öğretmenle iletişimi artıyor. Hepsi birbirini etkilediği için çocuk mutlu olduğunda anne baba mutlu oluyor, ders çalışma performansları artıyor, odaklanmaları artıyor. Tamamen online eğitimin işte bu gibi avantajlarını hepimiz biliyoruz diye düşünüyorum. Peki hocam, öğrenilmiş çaresizlikleri hakkında bilinçaltına yavaş yavaş girelim diye düşünüyorum. Öğrenilmiş çaresizlikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani çocukların bugüne kadar ki işte sabahçıların sabahtan öğlene kadar, öğrencilerin öğlenden akşama kadar sürekli 5 gün okulda olmaları, belli bir rutine alışmış olmaları ve bu çocuklar küçük yaşta, yani 7. yaşlarında, hatta anaokulunda sayarsak 5. yaştan itibaren buna alışmaya başlıyorlar ve gitgide de içlerinde bunu istemsiz bir şekilde bir disipline ediyorlar. Bir anda bundan çıktılar ve evde, çünkü ev onlar için bir tatildi, evdeydiler,
6 ay gibi bir süre sadece online eğitimle idare etmeye çalıştılar. Ve sonrasında şimdi 2 artı 5'li bir adaptasyon süreci gibi başladı. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu öğrenilmiş çaresizlik hakkında? Öğrencinin benlik algısıyla çok alakalı olduğunu biliyoruz. Yani öğrencinin aslında çalışmada, ödevde, derste, okul sevgisi de tamamen öğrencinin benlik algısından oluştuğunu biliyoruz artık. Bu online eğitimde de olsa, aslında yüz yüze eğitimde de olsa tabii ki arada küçük farklılıklar olarak öğrenciyi etkiliyor olacaktır. Evet. Ama yüz yüze eğitimin bu kadar etkili olmasının sebebi aslında beş duyusuna hitap ediyor öğrencinin. Yani hem görüyor hem dokunuyor, işte hem dokunuyor, arkadaşlarıyla iletişime geçiyor. Bu yüzden aslında öğrenme daha etkili, daha canlı oluyor. Online eğitime baktığımızda bunların bir kısmından men edilmiş oluyor öğrenci. Zaten dikkat süresi çok kısa olduğu için, çok fazla ekran önünde tutamadığımız için öğrenciyi sadece anlatılana bakarak dersi yürütmeye çalışıyor. Tabii ki motivasyon düşüyor dikkat dağıldıkça. Bu yüzden aslında aradaki farklar oluyor. Öğrenmiş çaresizlik dediğimizde tamamen kendini tetikleyen, hep birbirinin ardına gelen durumlarla, ilk küçük bir başarısızlıkla başlar, ödev yapmamayla, sonra anlayamadığını fark eder öğrenci, sonra yine aynı derse girdiğinde bu sefer koptuğunu hisseder, bunlar hep birbirini takip eder, sonra öğrenci der ki ben bu dersi yapamıyorum galiba, bir ön yargı oluşur ve aslında o dersi yapamadığına inanır. İşte inanç gelişmiştir aslında. Neye sebep olur bu? Öğrencinin kendi kendine aslında öğrenmiş çaresizliğine sebep olmuştur. Ve öğrenci ne zaman aslında o dersle karşılaşsa çok da iyi duygular hissetmez. Çünkü yapamayacağını bilerek oturur derse. Çünkü bilinçaltına o şekilde işler. Evet. Bu kayıtlarımız zaten 0-7 yaş arasında. Kimi kaynağa göre de 0-6 yaş arasında aslında bizde anne babalarımızın verdiği o veriler sayesinde, o verilerle oluşur. Benlik algısını oluştururuz. Yani ilk benlik algımız böyle oluşur. Ve aslında bu da tamamen kendine güven, özgüven diyoruz ya, özdeğer. Evet. Onunla alakalı olarak başarıyı da etkiler. Yaşlar ilerledikçe, yani yaş grupları büyüdükçe bu öğrenilmiş çaresizlikler daha da derinleşiyor. Evet. Galiba. Yani atıyorum küçük yaş gruplarda bunlara müdahale etmek, onları toparlamak ve öyle olmadığına inandırmak daha kolayken ilerleyen yaşlarda daha da temelleşeceği için o düşünce bunu toparlamak daha zor galiba. Evet, kesinlikle öyle. Ne dedik biz? 0-7 yaş arası dedik. Evet. 0-7 yaş arası biz aslında anne karnından başlar bilinçaltı kayıt. Yani çocuk anne karnına düştüğü andan itibaren aslında bir kayıt cihazı gibi düşünün. Annenin, evet, duygu durumundan ayırt edemediği için kendini. Tüm duyguları yaşar. Çünkü ayırt edemiyordur kendini. Üzüntüleri, korkuları alır ve 0-7 yaş arasında kodlamaları almaya devam eder. 7-14 yaş arası çocuk artık okuma, yazma, öğrenme kutsal üçlüsüne başlıyordur. Okul çevresinden, arkadaşlarından o inancı artık yaymaya başladığı için onlar gelir çevresine ve öyle etkilenmeye başlar ve o inanç kalınlaşır. 14-21 yaş arasında çocuk artık ergenlik dönemi, kendini keşfetme dönemindedir. Aynalarla tanışır. Bu inançları devreye girer ve daha da aslında onu doğrular niteliktedir. Aslında tamamen bir silsile halinde ilerler. Temel duygularımız bizim 0-6 yaş anne babalarımızın bize verdiği kayıtlarla aslında oluşur. Yani bir nevi aslında ilk başlarda, yani 0-6-0-7 yaş grubunda, evet, işlenmeye başlıyor bilinçaltında. Evet, aynen öyle. Ve devam ederek her yaş grubunda üstüne koyarak gidiyor. Yani herhangi bir müdahale yapılmazsa aslında bunlar kat kat ilerleyerek çok ciddi bir boyuta ulaşabilir. Hı hı. Ki günümüzde bunun çok kötü etkilerini de yaşayan genç arkadaşlarımız da olabiliyor. Peki hocam, bu öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz olayın belli bir bilinçaltındaki yaşanmışlıkla olaylara verilen tepki olarak adlandırabiliriz aslında. Evet. Evet. Şimdi bazı çocuklarda sizin dediğiniz gibi atıyorum matematiği görür görmez ya zaten ben bunu yapamıyorum ki. Ben zaten bunu yapamayacağım ki. Bunların hepsi bilinçaltından geliyor o zaman. Tabii ki. Dediğiniz hepsi bilinçaltından. Bunları peki hocam nasıl yönetebilir bir çocuk? Yani hangi yaş gruplarında nasıl davranılmalı? Küçük yaşlarda bu daha basit anladığım kadarıyla. Evet. İlerleyen yaşlarda zorlaşıyor. Peki nasıl davranılmalı? Yani küçük yaştan başlayarak ailelere, velilerimize nasıl tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Tabii ki. Tabii bunların hepsinin uzman kontrolünde olması gerektiğini de söyleyelim, evet, baştan da. Yine de dinleyelim size. Şöyle söyleyelim. 0-6 yaş
aslında çocuk için en önemli dönem, hayatını etkileyen en önemli dönem 0-6 yaş. Diyelim ki çocuk 5 yaşındaki bir çocuk. Su bardağına su doldurdu. Almak için gittiğinde yere düşürdü ve kırdı. Annesi ona bağırdı. Bu çocuğun ilk aslında korkuyla beraber suçluluğu oluşur. İşte ilk suçluluk duygusunu başlatmış oldu çocuk. Bundan sonra gelecek korkularda, suçluluk duygusunda da aynı oranda, aynı hissi yaşıyor olarak, üstüne katlanarak inanca dönüştürecek. İlk kaydı aldı. Kendine güven, özdeğer de aynı durum var. Eğer hiç sevilmeyen bir çocuksa, çok değer verilemediğini, kendine çok fazla sevgi verilemediğini düşünüp hissediyorsa bu çocuk, kendine ait bir özdeğeri aslında oluşmayacaktır. Bu da şöyle aslında ileriki yaşamında sebep olacaktır. Karşına şöyle çıkacaktır. Ben sevilmeye layık değilim. Kimse beni sevmez ki. Ben güzel olan hiçbir şeyi de hak etmiyorum zaten. Yani aslında hak etmeme duygusu özdeğerden gelir. Evet. Çocuk böyle düşünmeye başladığında, herhangi bir okulda ya başarısızlık yaşadı diyelim, bu kayda sahip bir çocuk. Matematikten atıyorum kötü bir not aldı. Sonra ne demeye başlayacak? Ben zaten iyi bir şey yapamam ki. Ben hak etmiyorum demeye başladığı anda aslında kendini gerçekleştiren kehanete doğru ilerlemeye başlar. Evet. Çünkü biz ne düşünürsek aslında o frekanslardan yayın yapmaya başlarız. Ve o olur artık. Tıpkı öğrenilmiş çaresizlikte olduğu gibi. Kendini gerçekleştirmeye başlar. Ve bu çocukta öyle bir kayıt oluşur ki işte o özdeğersiz, özgüvensiz halleriyle bir bakar LGS'ye hazırlanıyor. Ama bir türlü yaptığı, istediği sonuçları alamıyor. Aslında iş aslında o kök duygulardan kaynaklanır. Yani bunu öncelikle bir bilmemiz gerekiyor. Çok önemli olduğu kısmını. Beynin de kendi işliye işliye aslında bütün yaşamına bunu yansıtıyor. Atıyorum kar topu gibi misali büyüyerek kendi içerisinde tutuyor ve her olayda aslında bir nevi kendi güvenini kırıyor. Bu da herhalde 30'lu yaşlarına kadar da insanları bayağı etkileyebiliyor. Etkiliyor. Ki evliliklerinde bile evliliklerin ilişkilerinde de çok etkiliyor. Evet. Anne babadan sevgi alamayan bir genç kızı düşünün. Yani böyle büyümüş. Ben sevgiyi hak etmiyorum işte. Kimse bana sevgi vermiyor. Ne yapıyor bu genç kız? Aslında karşılaştığı kişilerden aynı sevgiyi almayı istiyor. Alamadığı sevgiyi ya da. Alamadığı sevgiyi karşıdan görmek istiyor. Ama anne babadan alamadığı sevgiyi karşı taraftan göremeyeceği için artık kimlik değiştirerek yani belki kendinden birçok şeyi vererek devam etmeye gidiyor. Böyle evet. De söyleyebiliriz. Sonra ne oluyor? Aslında mutsuzluklar devreye giriyor. Evliliklerinde de böyle. İşte ben saçımı süpürge ettim. Her şeyi yaptım. Gerekenden çok fazla kendimden ödün verdim. Ama işte karşı taraf benim değerimi, kıymetimi bilemedi. İşte ben zaten bunu hak etmiyordum. Başlıyor aslında kendini çeviren kısır döngü konularla beraber yüzleşmeye devam ediyor. Ve kendi yaşadıklarını yaşatma olayı da olabiliyor. Yani günümüzde de çok fazla örneği mevcut. Yani küçüklükte yaşadıkları travmaların bilinçaltından bir türlü kurtulamayıp kendisinin de başkalarına yaşatması. Yani ani tepkilerde mesela bunları çok bariz görebiliyoruz. Özellikle siz değindiniz, oradan yola çıkalım. Anne baba sevgisini çok fazla istediği raddede alamamış. Ya da çok fazla yüksek sesli tepkiye maruz kalmış insanlar belli bir yaştan sonra kendi çocuklarına da ya da etrafındaki çocuklara da aynı seslerde, aynı tonlarda tepkiler verip aynı yaşadığı şeyi onlara yaşattığını fark edebilir. Evet. Çocuk anne baba üzüldüğünde zannediyor ki ben de aynı durumları onlarla yaşarsam onların yükünü hafifletebilirim. Evet. Anne baba üzgünse anne üzgün diyelim. Çocuk da aslında bir nevi üzgünlüğü seçiyor. Ve zannediyor ki ben mutsuz olursam, annem de mutsuz, ben de mutsuz olursam onun yükünü hafifletebilirim. Ama aslında bunu yapamayacağını bilmiyor. Yani üzerine ne kadar ağır bir yük aldığını bilmiyor. İşte bu hayatını öyle bir etkiliyor ki çocuğun, ömür boyu aslında onunla yürüyecek, onunla gelecek bir döngü haline geliyor. Tüm yaşamını etkileyen bir döngü haline geliyor. Yani bir çocuk başarısızsa, atıyorum biz şu an dersten, eğitimden yola çıkıyoruz ama genel olarak bir çocuk başarısızsa bunun temeline inmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Doğru mudur? Yani bu çocuk yapamıyor. Bu çocuk işte atıyorum buna zekası yok. Bu çocuk yetersiz dememek gerekiyor ve bunun bilinçaltına yani en temeline inmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Ki genelde küçük kardeşlerde böyle
işte daha başarısızmış gibi. Ya da iki kardeş, ikizlerde işte biri daha başarılı, biri daha başarısızmış gibi adlandırılır ya. Baktığımız zaman mutlaka etkileyen bir olay var demek içlerinde. Yani bu konuda biraz daha velilerimizin bilinçli olup mutlaka bir uzmandan yardım alması gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet, ya uzmandan tabii ki yardım alınacak. Tabii ki gerekiyor. Ama ailelerimizin yapması gereken en önemli şeylerden bahsedelim isterseniz. Kesinlikle. Neler yapmalılar? Oraya değinelim o zaman. Bir çocuğun en çok istediği şey sevgi, ilgi, kabul görmedir. Çocuk bunu 0-7 yaş arasında aslında bekler. İlgiyi, sevgiyi, kabul görmeyi. Eğer çocuk iyi, anne baba iyi ise çocuk iyidir. Anne baba sıkıntı varsa anne babada çocuğa karşı veya anne baba arasında olan herhangi bir çatışmadan bahsediyoruz. Çocukta da yavaş yavaş problemler oluşmaya başlar. Aileyle, anne babayla çok ilgili. Ne yapacak anne baba 0-6 yaş arasındaki çocuğa aslında? Sevgi ve ilgi gösterecek. Onu kabul ettiğini, onu koşulsuz sevdiğini aslında önce bir çocuk hissedecek. Ne yapıyor? Özgüven oluşuyor. Çünkü 0-6 yaş arasında teta düzeyinde zihin çalışıyor. Ne verirse onu direkt bilinçaltı alıyor. Tabii bu da şey demek değil, ne istiyorsa yapın demek değil. Hayır, demek değil, çok ince bir öyle çizgi. Öyle bir evet, algı da var kesinlikle ya. Kesinlikle değil. Özellikle şunu da çok karşıyım. Hani anne baba ilgilenemiyor çalıştığı için çocuğa çok pahalı hediyeler, oyuncaklar, ilgisini veremediği için anne baba aslında. Hani sevgiyle oyuncak bağdaştırma durumunda oyuncak alıyor. İşte daha fazlasını vereyim, daha fazlasını alayım. Aslında çocuğun istediği bu değil. Değil. Çocuk sadece anne babadan kaliteli zaman, çalışıyor olabilir anne baba, kaliteli ve verimli zaman geçirmek istiyor. Gerekli ilgiyi, öz değeri, özgüveni aldığında tüm hayatını etkileyen bir aslında silsile olarak ilerliyor diyelim. Tüm yaralar oraya dayanıyor. Eğer ben oradaki yaramı kapatmamışsam, hala eksikliğini duyuyorsam, 70 yaşına da gelsem, çok başarılı bir iş adamı da olsam ya da işte kendi hayatımı sürdüren herhangi bir birisi bile olsam bilinçaltı kaygı ve korkularımla hayatı yaşıyorum. Eğer ben hangi frekanstan yayın yapıyorsam ki yayın yapmaya başlıyoruz düşüncelerimize göre o frekansı seçiyorum ve çekiyorum kendime. Kendime ait güvenim yok mu benim? Güvensiz mi hissediyorum? O zaman tam da beni yaramdan vuruyorlar işte. Yani biri gelip beni sırtımdan vuruyor. Biri gelip beni aldatıyor. Biri gelip bana bunu gösteriyor. Çünkü karşımdaki kişi bana aynalık yapıyor. Benim yaramı gösteriyor. Nereden kaynaklı yaramı gösteriyor? Ta geçmiş yaşam deneyimlerinden. Hatta nefes anlatırken konuşmuştuk. Öfkelenen siz değilsiniz. İçinizdeki çocuk. Evet. İçimizdeki tüm duyguları yaşayan aslında içimizdeki çocuk. Şu anda ne dedik? 0-6 yaş arasında bir çocuk sevgi, ilgiyi kabul görmeyi ister. Güven ister. Şimdi 40 yaşında, 30 yaşında birisine soralım. İlişkisinde ne bekler? Sevgi, ilgi, güven. Yine aynı şeyler. Aynı şeyler. Çünkü içindeki çocuk aslında onu yönetiyor. Yani geminin asıl kaptanından bahsediyoruz o bilinçaltı derken biz. Gemiyi o yönetiyor ama biz zannediyoruz ki biz yönetiyoruz. Hayır. Yani %95 işleyen bir yazılım programıdır bilinçaltı. Biz %5 ile günümüzü sürdürürüz. İşe gideriz, geliriz, arabamızı kullanırız. Günlük işlerimizi, rutinlerimizi %5 bilinçle yaparız. Ama bilmiyoruz ki benim hedefe varmam için, mutlu olmam için, huzurlu ve sağlıklı kalabilmem için bilinçaltı kayıtlarım önemli. Bendeki bu kayıtlarda bir durum varsa, bir eksiklik, ben hep aynı olayları farklı kişilerle yaşarım. Evet. Farklı versiyonlar karşıma çıkar ama aynı olay ve durumları yaşatır bana. Sonra bir gün oturur derim ki, ben neden hep aynı şeyleri yaşıyorum? Hepimiz demişizdir bunu. Hepimiz demişizdir. Yani şöyle geçmişimize baktığımız zaman hayatımız böyle bir dejavudan ibaret. Yani sürekli aynı olayları yaşıyoruz ama sadece sahnedeki aktörler değişiyor. Evet. O kadar. Ama aynı şeyi süregelen bir tabii tekrar etme durumu var. Demek ki geneli işte bizim kendi frekanslarımız, çağrılarımızdan oluşuyor. Peki ilerleyen yaş grupları 06-07 tamam. Hı hı. İlerleyen yaş gruplarında nasıl devam etmeli ve ailelerimiz nasıl dikkat etmeli? Ailelerimizin dikkat etmesi gereken işte en önemli dediğimiz konu öncelikle tekrar üstüne basalım 0-6 yaşa kadar artık biz kök inançlarımızı oluşturduk. Benlik evet algımız oluştu. Bundan sonra oluşmuş benlik algısına göre oluşum devam ediyor. Yani eğer başarısızlık algısı, güvensizlik oluşmuşsa öğrencide ne oluyor? Bundan sonra okul yaşamı başlıyor 7-14 yaş arası. Her durumda güvensiz olduğu için herhangi bir sınavda başarısız olduğunu düşünün. Güvensiz bir öğrenci ne hisseder? Hep başarısız olacağım. Evet. Ben yapamıyorum. İşte yapamayacağım. Ne yapacağım acaba? Şu sınavdan kötü aldım. Hep kendini tekrarlayan aslında başarısızlıklarla uğraşır. Deneme sınavları korkusu da bu şekilde evet başlıyor zaten. Başlar. Girmesem ne olur?
İşte girsem de zaten bir şey olmayacak. Hazır değilim. Yapamıyorum ki. Bunlar çok etkili olabiliyor. Demek ki bunlar da yine bilinçaltının kendi kendine oluşturduğu belli bir bütünden geliyor. Peki hocam, buna özellikle ergen yaş grubuna değinirsek. 0-6 yaş grubu tamam. İşte 8-14 yaş grubu da tamam. Peki ergenlik dönemi, yani 14-21 yaş grubunda şu an hali hazırda çocuklarımızın velileri neye dikkat etmeli? Yani geçmişi tamam bir kenara koyduk artık. Şu anları reel olarak ne yapmalılar, sizin tavsiyeleriniz veya nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Ergenleri biz biliyoruz ki artık aynalarla çok fazla vakit geçirmeye başladılar 14 yaşından itibaren artık. Yani. Genelde sosyal arkadaş çevresine daha fazla önem vermeye başladılar. Aileyle geçirilen zaman azalmaya başladı. Kendini sevmemeler, beğenmemeler aynada baktığında. Genelde hep ayna ilişkisi aslında. Kabul görme çabası aslında çocukta başlıyor. Yani toplum içinde kabul görme. Arkadaşlar arasında kabul görme. Önce aile çocuğa sevgiyi verirse eğer, tamamen sevgiyle dolup taşacak ama. Anne babanın sevgisini çocuk aldığında dışarıda yanlış eğilimlere yönelme hissi azalacaktır. Sevgiyi alamayan bir çocuk dışarıda bunu arayacaktır. Nerede arayacaktır? Maddede arayacaktır. Ki karşılaşıyoruz maalesef. Başka diğer türlü arkadaşlarında gördüğü herhangi bir durumda arayacaktır. Bağımlılıkları başlayacaktır. Telefon çok görüyoruz bağımlılıklarda. İnternet bağımlılığı, oyun bağımlılığı. Bunlar aslında hepsi bir bütün olarak ilerliyor. Önce sevgi. Sevginin halledemediği hiçbir şey yok. İki tane büyük enerji var. İki tane büyük duygu var diyelim. Hepsi bunların alt açılımı şeklinde ilerliyor. Biri sevgi, birisi korku. Evet. Ben çocuğuma yeterince sevgi verirsem, ona güveni de aşılarsam, o çocuk artık dışarıya da çıksa, hani ergen de olsa, arkadaş çevresine de girse, zaten o hiçbir durumda etkilenmeyecektir negatif. Aileye daha çok güvenecektir ve açık yaklaşacaktır. Aynen öyle. Paylaşacaktır. Arkadaş çevresinde olan biteni hiçbir şey saklamayacaktır. Zaten aile böyle bir yaklaşımda olduğu için saklayacağı, şey bir yapacağı bir durum olmayacağı için çocuk da rahat ilerleyecektir. Aslında bu durumda aile de çok rahat edecektir. Çünkü problemler aslında ergenlikte başlar. Doğru. Aileyle çocuğun problemleri diyelim. Zaten oradaki çözümsüzlük herhalde zannediyorum bütün hayatını etkileyecek bir çözümsüzlük evet, oluyor. Etkiliyor. Peki hocam, bu çocuklukta yaşanılan olaylar bilinçaltında günümüze nasıl işleniyor? Günümüze nasıl geliyor? Yani bir insanın hayatı nasıl etkiliyor? Bilinçaltında yaşanan olaylar, biz zannederiz ki geçmişte yaşadım, çocuklukta yaşadım ve bitti. Aslında yaşadığımız hiçbir şey bitmedi. Yani geçmişte benim çocuklukta yaşadığım ne varsa şu an ben aynısını yaşıyorum. Benim heyecanlanmam, kızmam, öfkelenmem, birisine küsmem bile aslında o çocuğun küsmesi. Aynı duyguları getiriyorum. Küçüklükte nasıl küsüyorsam aynı şekilde küsüyorum. Küçüklükte nasıl öfkeleniyorsam şimdi de aynı şekilde öfkeleniyorum. Çünkü o çocuk öfkeleniyor. Yani benim önce o çocuğu anlayıp aslında bir sakinleştirmem gerekiyor. İşte iş burada başlıyor. O çocuk kendine güvenirse, çok sevildiğini bilirse, anne baba tarafından onaylandığını, kabul gördüğünü bilirse, ileriki yaşamları da buna oranla ilerliyor olacaktır. Ama anne babadan bunu alamadığı sürece hep dediğimiz kısır döngüde savaşmaya başlayacak ve dışarıda aramaya başlayacak. Yani alamadığı sevgiyi de, ilgiyi de, güveni de hep dışarıda bulmaya başlayacak. İşte görüyoruz günümüzde özellikle bazı hatalı evlilik, genç yaş evliliklerinde kaçış zaten anne babadan aslında. İlk gördükleri sevgi diye adlandırdıklarına hemen yapışma, evden kaçma durumları vesaire. Evet. Gencecik insanlarda yaşanıyor ki bunların aynen hemen hemen hepsi bilinçaltındakilerin günümüze yansıması diye düşünebiliriz tabii ki. Anne baba içinde bir çatışma varsa, örnek babayı dışladılar, anne baba boşandı ve baba uzakta diyelim. Çocuk tamamen aslında içindeki eril enerjiyi dışlamış olmanın verdiği bir durumla hem istemiyor babayı dışlamak hem de anne çok fazla hani üzülmesin diye dışlanma durumunu, davranışını gösteriyor. Baba atıyorum çok alkol alıyorsa çocuk bunu çok reddetmesine rağmen, hani çok karşı çıkmasına rağmen maalesef babayla kendini aslında o bağı korumak için ileride alkol alma davranışına yönelebiliyor. İşte bilinçaltının aslında ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir diğer örnekte. Aslında hiç fark etmiyoruz. Yani bilinçaltımıza bunların işlediğini hiç fark etmiyoruz. Yani, fark etmiyoruz. Kendi adımıza da örnek verebiliriz bunda. Mesela düşündüğümüz zaman ben bazen atıyorum babamın kızdığı ya da işte yapmamızı istemediği şeyleri
gayet de yapmak isteyip kaçarak yaptığım dönemler olurdu. Şu anda kendi çocuklarımda aynı şeyleri söylediğimi görüyorum. Yani evet, bilinçsiz bir şekilde bilinçaltım beni yönetiyor gibi aslında. Evet. Yani siz söyledikçe ben aslında onu da düşünüyordum bir yandan. Hani yaşadıklarımız, eskide yaşadıklarımızı günümüzde bir nebze harmanlayarak yaşatıyoruz da diyebiliriz. Peki hocam, bu sizin de uzmanlık alanlarınızdan, bilinçaltı temizliği, yani bunlara müdahale edilmesi, bilinçaltının toparlanması, bunu sadece eğitimdeki başarıyla adlandırmayalım. Genel hayatımızın kalitesini arttırmak adına ne kadar önemli, neler yapabiliriz? Kendi kendimize bile en azından birkaç örnek, şunları yapabilirsiniz, şu şekilde rahatlayabilirsiniz dediğiniz şeyler var mıdır? Tabii ki. Öncelikle şöyle algılanmasın lütfen. Hem günümüzde çok var, biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. İşte tek seansta bilinçaltı temizliği. Makineye mi bağlıyorsunuz? Böyle bir şey yok yani. İnanmak da saçma hocam tabii böyle ki şeylere. Bilinçaltı dönüşümler yapacağız, yapıyoruz. O küçük çocuğa sevgiyi tabii ki veriyoruz. Yaptığımız NLP'de de bu böyledir. Aslında bizim davranışa verdiğimiz tepkiyi değiştirme, dönüştürmedir o. Bunlarla çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Ama hani bir günde tek seansla bilinçaltı temizliği. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Böyle de biz yapmıyoruz de açıkçası. Yani biz böyle ilerlemiyoruz. Şöyle düşünüyorum zaten. Bir seansla çözülebilecek bir şeyin insanın kendi kendine çok rahat çözebileceğine inanıyorum. Yani evet, bir seans dediğimiz olay zaten maksimum 2 saatten oluşan bir alan. 2 saatte bir insanı yeni tanıyorsun, tanışıyorsun ve tanımak, iç geçmişini tanımaya başlıyorsun. Evet. Yani bir şey çözümseyip o alana bir şey koymak çok çok zor. Aynen öyle. Ha, belki öğrencilerde belli korku alanları için birkaç seanslık yapıyoruz. Evet, olabilir. Tek seansta çok başarılı tabii sonuçlar alıyoruz ama hani bilinçaltı temizliği diye geçiyor ya. O çoğu değil yerde işte. Aynen. O değil. Tabii ki sınav kaygısında çok da etkili çalışmalar yapıyoruz. Evet. Diğer belirlediğimiz kısımlarda da çok farklı çalışmalar yapıyoruz. Sadece hani tek seansta bilinçaltı temizliği diye girdiği için diyorum. Bunun dışında hemen şöyle bir özetleyelim. Anneler babalar ne yapmayacak? Bilinçaltının evet, aslında gücünü anladık. %95 işleyen bir yazılım programı. İnanılmaz bir donanıma sahibiz aslında. Yani baktığımızda. Evet. Ama fark etmiyoruz. İnsanoğlu inanılmaz büyük bir aslında güçle dünyaya geliyor. Aklıma bir örnek geldi. Biz üniversitede ders çalışırken sesinizi kaydedin. Gece yatarken onu dinleyerek. Evet, çok etkilidir. Özellikle evet, mesela ben ezber yapmaktan kaçan bir insandım. İşsellerde öneriyorum ben. Öğrenme yolunda evet, onu çok tavsiye etmişlerdi evet, ve resmen bilinçaltımıza kazınmıştı. Yani ben hala o dersleri unutmam, yani aklıma gelir. Özellikle çok böyle bir şey çağrıştırdığı zaman hemen evet, gelir. Şu an konuşurken bir an o aklıma geldi. Çok güzel. Demek ki mesela o öğretmenimiz de buradan ya dedim, çok doğru bir noktaya değinmiş mesela. Bizim bilinçaltımıza işletmiş onu. Ki sizin de tavsiyeleriniz bu yöndeydi herhalde. Evet. Devam edelim hocam. Aslında bizi yöneten odur dedik. Hedefe ulaşmak mı istiyorum ben? Başarılı olmak mı istiyorum? Evet. İşte para kazanmak mı istiyorum? Evliliğimde mutlu mu olmak istiyorum? Sağlıklı olmak mı istiyorum? Kilo mu vermek istiyorum? Kilo da verebiliyor muyuz hocam? Verebiliyoruz. Bilinçaltı bizde işleyen bir program dedik. Aslında çok fazla işleyen bir program. Yani tamamen bizi yönlendiren bir programdır. Eğer ben onun işleyişini anlarsam, şimdi vereceğim taktiklerle beraber aslında birazcık da anlayabileceğiz. Nasıl yöneteceğimizi de öğreneceğiz. Şimdi normal zihnimiz, bilinçli zihnimiz uyuduğumuzda bilincimiz ne olur? Çekilir, geriye bilinçaltı kalır. Aslında bilinçaltı hiç uyumuyor 24 saat ve biz hangi durumları oluşturmuşsak bizi ona çekmek için çalışıyor. Şimdi günlük bir insanın 60 veya 90 bin arasında düşünce zihnine akın ediyor. İnanılmaz bir rakam. Tabii biz bunları sayamıyoruz bilinçli zihinle. Ve bilinçaltı günün sonunda bize bir bakkal hesabı yapıyor. Diyor ki mesela, atıyorum, 60 bin kötü düşünce var, 30 bin güzel düşünce var. O zaman hayatında başarısızlık çok fazla, kötü toplar çok fazla, kötü iyi diye ayıramıyor. Hani 60 bin başarısızlık odaklı düşünce var, ben başarısızlığa yönlendireyim.
tamamen zihni başarısızlığa yöneltiyor ve tamamen ne görmek istiyorsanız onu vermiş oluyorsunuz aslında. Hayatta karşılaştığı durumlarda o verdiğimiz verilere bakarak ilerliyor. Evet. Oraya bakarak yayın yapmaya başlıyoruz biz diyelim. Biz bunun farkında mıyız? Hayır değiliz aslında. Yani gün sabah uyandığımızda biz neşesizsek, işte üzgünsek, mutsuzsa düşük frekansta bir şey açıyoruz aslında, bir yayın açıyoruz. Kendimizi bir telefon sinyali gibi düşünün, alıcısı gibi. Açıldı telefon, yayın yapmaya başlıyor ve tamamen benzer enerjileri üzerimize çekiyoruz. Frekansı düşük enerjilerin mıknatısı oluyoruz aslında. Ben bir tık yükseldiğimde aslında hedefime de ulaşma yüksekliğine çekiyorum. Aslında çekim yasası dedikleri de bu. Enerjimizi yükselttiğimizde aslında enerji benzeşiyor ve biz buna kuantum sıçraması diyoruz. Peki hocam, konuyu açmışken ben size bu konu hakkında da bir soru yönelteyim. Çekim yasası dediğimiz, yani insanlarda bu aklında çok fazla soru işaretleri yaratabiliyor. Evet. Neyi çekiyoruz? Yani nasıl bir şey? Bilinçaltı ile mi alakalı veya işte hani bazen diyorlar ya, neyi isterseniz onu getirirsiniz kendinize. Evet. Bununla alakalı genel olarak bir hem açıklama yapıp hem de örnekleyebilir misiniz hocam çekim yasasını ve ayrıntılı bir şekilde sizden dinleyelim. Tabii ki. Her yerde duyuyoruz artık zaten. Kesinlikle. Dediğiniz gibi. Ben hangi düşüncelere ve inançlara sahipsem o yayından bir frekansa bağlanıyorum. Yani bu boşluğun bir enerjisi var. Herkesin düşüncelerini attığı bir boşluk düşünün. Herkes buraya düşüncelerini, korkularını, negatif inançlarını, hedeflerini, isteklerini atıyor. Ben tamamen enerjime göre aslında buradan çekip alıyorum. Benim enerjim düşükse, işte sabah örneği verdik. Ve ben başarısız odaklı bir insansam, sürekli ona eşlik eden düşünceleri hayatıma çekiyor olurum. Yani o boşluktan kendime göre çekiyor olurum. Peki bu düşünceler nereden geliyor bana, başarısızlık algısı? Bilinçaltı kayıtlarımdan geliyor. İşte bahsettiğimiz 0-7 yaş, kök duygulardan geliyor, kök inançlarımdan geliyor. Ben sürekli aynı yayınlarla hayatıma devam edersen, o zaman ben tamamen o oluyorum. O yayından frekansımı açmaya devam ediyorum. Ve sonra oturup diyorum ki, neden benim başıma güzel şeyler gelmiyor? Ya da ben neden hayatımı güzel bir şekilde şekillendiremiyorum demeye başlıyoruz. Aslında zihin burada bilinç ve bilinç arasındaki şeyden kaynaklandığını önce bir anlamamız gerekiyor. Yani çok güçlü olduğumuzu, görünenden çok daha fazla bir enerjiye sahip olduğunu bilmeli insan. Bir insanın tüm Türkiye'yi 3 saat aydınlatabilecek bir enerji gücü var. Yani bu enerji gücüyle ben istediğim hedefe de zihnimi odaklayabilirim. Ama istemediğim olaylara da çekebilirim. Artık bu boşluğun frekansı çok artmış durumda. Biliyorsunuz 2012 yılında Şirince olayı vardır. Evet. Dünya işte kıyamet yaklaştı. Evet. Aslında dünyanın frekansı yükseldi. Enerji düzeyi, yüzeyi yükseldi. Eğer ben düşük alanda titreşiyorsam boşluğun enerji alanı arttı. Beni alıp götürüyor. Yani olumsuz düşünceler de çok hızlı gerçekleşmeye başladı. Zaman çok hızlandı. Olumlu düşünceler de kendini çok hızlı gerçekleştiriyor. O zaman ne yapmalıyım ben? Tam onu soracaktım hocam. Nasıl müdahale edebilirim? Nasıl müdahale edeceğim? Önce düşüncelerimden aslında başlayacağım. Bir farkında olacağım olayların. Yani aslında yaratıcı bize inanılmaz bir zeka vermiş, bir zihin vermiş. Evet. Ama kullanamıyoruz. Hep aynı durumları, aynı olanlar, olaylarla beynimle aynı aslında nöronlarını çalıştırıyorum ben. Ne yapacağım? Farklı bir şeyler yapmaya çalışacağım. Önce ne dedik? Nefeste biz. Nefes alarak anda kalmaya çalışacağız dedik. Anda kaldığımda titreşim seviyem çok çok artıyor ben. Yükseliyor. Hedefimle eşleşme olanağım açılıyor. Aslında zihnimde bir kapı açılıyor. Tüm dileklerimin olması için bir kapı. Kapı çalınıyor ama biz evde değiliz ki. Zihnimde bir sürü düşünce var benim. Kapıyı işte aslında açtığımda, zihnimde de o boşluğu açtığımda ben isteklerime ve hedeflerime ulaşıyorum. Tabii burada şöyle bir ayrım var. Hayatımızda bir külli irade var, bir cüz'i irade var. Külli irade tamamen aslında belirlenmiş sapakları belirtiyor. Evet. Cüz'i iradeyle de ben seçimlerimi yönetiyorum. İşte Yaradan'ın vermiş olduğu bu güçle, aslında bu inançla, bu düşünce sistemiyle ben o yöne yönelebiliyorum. Yani ben bunu hiçbir şekilde kullanamasam zihnimi ve hep aynı kısır döngüde sürdürürsem, hayatım hep aynı olayları, aynı yaralarla bakmaya başlarım. Karşıma hep aynalar çıkar ama aynı kişiler çıkar. Tam yaram neredeyse oraya basarlar. Yine aynı durumları yaşarım. Güvensizlik yaşıyorumdur. Ali gelir bana bu durumu yaşatır. Ali gider, Mehmet gelir aynı durumu yaşatır. Ders öğrenene kadar devam eder. Ta ki ben fark edene kadar. O zaman şimdi tam zamanı. Düşüncelerimize bir bakalım, fark etmeye çalışalım. En azından ne dedik nefeste de? Hiçbir şey yapamıyorsak günlük 5 dakika bir anda kalalım. İnanın o bile titreşim seviyemizi çok çok yükseltecek.
Bu yükseldiğinde aslında biz hayata daha farklı gözlerle bakıyor olacağız. Bu bile çok etkilidir diyebilirim. Farkındalık yaratacağız. Yani evet. Öz farkındalık yaratacağız diyebiliriz aslında buna. Tabii ki. İnsanların geçmişte yaşadıkları olayları günümüze getirdiğini çok fark ettiğini düşünmüyorum. Çünkü gündelik yaşamda o kadar telaşın içerisine kapıldık ki. Evet. Hani böyle oturup da ya ben bunu işte atıyorum 2000 yılında yaşamıştım. Ya da işte ben zamanla şunu yaşamıştım da bunun duygusunu bir türlü yenemiyorum. Şu an böyle tepki veriyorum gibi düşünme, bir nefes aralığı bırakmıyor insan kendine. Bırakmıyoruz. Çünkü aslında böyle olmaya zorlanıyoruz desem. Biraz da öyle. Bizi mi? Ne yapıyorlar? Reklamla hemen bu konuya değinelim. Çok konuşulmaz. Onu soracaktım aslında. Evet. Bilinçaltını etkileyen sadece aile içi değil. Ya da ilk tamam doğru. İlk kayıtlar oluştu, sonrasında oluşumlar ilk devam benlik, ediyor. Tamam. Evet. Ama daha sonrasında dış etkenler de inanılmaz fazla galiba. Yani bu dış etkenleri, bahsettiğiniz arkadaş ortamları, işte daha üstte üniversite dönemindeki alanlar, daha sonra iş hayatındaki yaşadıkları ve televizyonda izledikleri mesajlar. Yani çok fazla evet dediğiniz gibi değinilmiyor buna ama çok ciddi bir etkisi de vardır diye düşünüyorum. Çok ciddi bir etkisi var. Ne dedik biz zaten? Kök duygular oluştuktan sonra yaşadığımız o duruma göre bizim zaten bilinçaltı kayıtlarımız sürekli açık. Evet. Sürekli hiçbir düşünce kaybolmuyor. Levh-i mahfuz diyoruz biz buna aslında biliyorsunuz. Hmm. Düşünce bile kaybolmuyor. Bilinçaltı zaten sürekli kayıtta. Tabii ki verilerden ben alıp tekrar inanç sistemimi o inancın üzerine kuruyorum. Hayatım böyle şekilleniyor. Ama ilk kök duygulardan yola çıkarak şekilleniyor hayatım. O yüzden öneminden bahsettik. Hemen gelelim reklamlar ne yapıyor? Şimdi reklamlar bilinçaltı üzerinden aslında işler. Yani. Evet. Ne derler mesela? Şu arabaya bin, çok değerli hissedeceksin. Şu saati al, çok kendini kaliteli hissedeceksin. Aslında biz dışarıdan alamadığımız kaliteyi, güveni, değeri o arabaya binerek almaya çalışacağız. Yani. Alıyoruz empoze edilen durumu. Birkaç gün mutlu hissediyoruz, çok değerli hissediyoruz kendimizi. Sonrasında yine bir koca bir boşluk oluşuyor. Biraz marka değeri yaratırken insanların bilinçaltı tabii ister istemez kullandırılabiliyor. Yani reklamları yaparken insanların ne isteyebileceğini düşünerek tasarlanıyor aslında. Evet. Bizler de öyle tasarlıyoruz. Yani bir insanın ne isteyebilir? İnsan hangisini görse bunu çağrıştırır. Hangi renk neye iletir? Hani biliyorsunuz renklerin de dili evet. vardır. Hani hepsi hemen hemen bilinçaltına dokunmakla geçiyor. Ve işte bunların olumlusu ve olumsuzu artık çocuklarda veya gençlerde nasıl etki bırakıyor, nasıl ilerletiyor bunları sizden dinlemek lazım. Tabii ki. Gençlerimizin, öncelikle şunu söyleyeyim. Gençlerimizin bu internet bağımlılığı, telefon bağımlılığı, tablet bağımlılığı çok çok artık İnanılmaz üst düzeylere gelmiş durumda. Ders çalışmalarını engelliyor, artık başarıyı çok fazla engelliyor. Odaklanma, motivasyon zaten olmuyor. Görsel uyarıcıya çok fazla maruz kalıyorlar. Orada bir de rol model aldıkları birisi var. Var. Herkesin var. Herkes var. Yani her yaş grubunun var hocam. Evet. Yani 8 yaşındaki oğlum aynen birini aynen. kendine seçmiş internette ve diyor ki ben bunun gibi olmam lazım. İşte bunun gibi video çekmem lazım vesaire. Yani İnanılmaz farklılığa işte. Atıyorum biz bir futbolcuyu seçerdik. Yani bunun gibi işte atıyorum gol atmam lazım. Bunun kadar başarılı olmam lazım. Vesaire. Veya bir arkadaşlarımız vardı yazar gibi. İşte ben de böyle bir şey yazabilir miyim? Vesaire. Yani atıyorum bundan 2000 yılında konuşulanla 2000 yılının gençlerinin konuştuğuyla şu anki zaten inanılmaz farklı. Çünkü her şey hazır ve önlerinde. İstediği her şeye ulaşabilir. Yani şu anki internet ve genel ağda hangi soru cevapsız kalır hocam? Biz soru soramıyorduk. Evet. Şimdi böyle bir nesilden şu an cevapsız bir sorunun olmadığına inandığım bir nesilde yaşıyoruz. Peki mutlu muyuz genel olarak bakıldığında onu soralım. Hocam daha mutluyduk. Daha mutluyduk. Öyle diyelim. Yani daha mutluyduk. Bilmediğimiz ya da öğrenme aşkına sahip olduğumuz dönemler daha mutluydu. Bugün atıyorum 10 yaşındaki bir çocuk işte fen meclisinde bir fasulyenin nasıl yetiştiğini oturup YouTube'dan açıp videosunu izleyerek anlıyor. Ama biz pamuklar arasında onu yetiştirerek filiz attığını görerek anlıyorduk. Evet. Ve hoşumuza gidiyordu. Hemen biber ekmeye çalışıyorduk, domates ekmeye çalışıyorduk. Şu an çok farklı bir boyutta. Benim şahsi kanaatim daha az şey bilirken daha mutluyduk diye düşünüyorum.
Şu an herhangi bir yaş grubu, ben ayırt etmeden hepsi için söylüyorum. Şu an cevapsız herhangi bir soruları yok. Yani bence böyle. Ve tatmin boyutumuz farklı bir boyuta geçti. Hı hı. Yani eskiden tatminkar olduğumuz şey cevapken, şu an atıyorum yeni bir telefonun modeli çıktığı zaman kendimizi tatmin etmeye çalışıyoruz. Ya da farklı bir şeyi alarak ya da farklı bir şeyler yaparak ve insanlar farkındaysanız kendi öz boyutlarını aşmaya başladılar tatmin boyutuna. Yani evet. Eskiden çok minimal şeylerle tatmin olurken şu an afaki şeyler istiyorlar. Afaki şeyler yapıyorlar ki adrenalin sporları da çok fazla artmaya başladı günümüzde. Bu da insanların bence sınırlarını zorlamasıyla alakalı diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum da. Ben fiziksel bir dünya, aslında fiziksel bir beden olduğumuz gerçeğe alıştırılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Evet. Yani biz aslında tamam fiziksel bir bedeniz ama görünenin ötesinde ruhsal bir varlığız. Tamamen bu unutturuldu. Nasıl unutturuldu? Reklamlarla unutturuldu işte. Nasıl unutturuldu? Instagram'da takip ettiğimiz insanlarla unutturuldu. Bir ayakkabısı varken 5 ayakkabı almanın zorunluluk olduğuyla unutturuldu bize. Biz böyle insanlar mıydık? Türk milleti olarak empati yapmanın ne demek olduğunu bilirdik. İkinci ayakkabımızı gidip birisine yardım karşılığında verir, o ruhu doyururduk. Şimdi bundan hiçbirisi kalmadı. Aslında istenen kısma doğru yöneliyoruz. Sürü psikolojisiyle hareket ediyoruz. Düşünmemiz engellendi. Dediniz ya, günlük koşuşturma arasında bunları düşünemiyoruz. Evet. Neden düşündürülmüyoruz? Çünkü bizim mutlu olmamızı istemiyorlar. Mutlu olduğumuzda ne olur? Mutlu olduğumuzda ne olur? Gözümüz açılır. Gözümüz açılır. Anlatabildim değil mi? Aslında bu kısır döngüyü bir kırmamız gerekiyor. Tekrar eskiye dönüp aslında bunu yapabilir miyiz? Yani ben ne yapsam olurdan bir çık, sıyrılalım. Hepimiz birbirimize görünmez ağlarla bağlıyız. Ben diğer bir insana etkileyebiliyorum. Ben diğer bir insana kötülük yaptığımda aslında kendime yapıyorum. Ben bunu bilirsem bir karıncaya bile incitemem. Doğru. Biz Mevlana'nın torunlarıyız. Ta yıllar evvel bunu yazmış Şems-i Tebrizi. Biz görünmez ağlarla birbirimize bağlıyız. Şu an kuantum fiziği bunu kanıtlamış durumda. Fizik olduğunda inanıyoruz da. Neden aslında sözleri duyduğumuzda ben gözümle görmediğim hiçbir şeye inanmam diyoruz. Evet, bu da bir ayrı, evet, bir tartışma boyutu. Yani kuantum fiziği olduğunu herkes, evet, biliyor. Araştıranlar çok fazla internette. Evet. Ama bir de buna inanmıyorum diyen kısımda, evet, çok fazla. Anlamsız bir şekilde. Şöyle söyleyeyim. Strese inanmıyor. O zaman strese de inanmamamız gerekiyor. Gözle niye strese görünmüyor, giriyorsun o zaman? Gözle görünmeyen bir durum, evet, beni kalp krizine kadar götürebiliyor. Götürüyor. Telefon dalgalarına inanmaması gerekiyor. Bir telefon dalgalarıyla yayılıyor, internete bağlanıyor. Gözle göremiyorum ama sürekli elimde. Evet. O zaman ona da inanmamam gerekiyor. Ben fiziksel bedenin ötesinde ruhsal bir varlığım. Önce ruhumu doyuracağım. Bunu nasıl yapacağım aslında? Kendime dönerek, öze dönerek. Asıl psikolojik sıkıntıların sebebi nedir günümüzde? Egoyla, nefse emmare denir. Egoyla öz benliğin çatışmasıdır. Evet. Biz bunu kaybettik. Doğal değil mi bu kadar sıkıntı yaşıyor olmamız? Gençlerimizin bu kadar böyle şeye yöneliyor olması, fiziksel duruma yöneliyor olması. Düşüncelerimin ne boyutta olduğunu unuttum ben. Düşüncemin dolaşıp bana geri döndüğünü. Belki de düşünmeyi unuttuk hocam. Düşünmeyi unuttuk. Yani aslında özetlersek, evet, düşünmeyi unuttuk. Düşünmeyi aslında unuttuk biz. Unutturulduk da diyebiliriz. Eğer ben düşünmeyi unutmasam sürü psikolojine giremem. Unutmam gerekiyor. Yaşam amacıyla bir yerlere sürekli çalışmam gerekiyor. Artık ben o noktaya gelmeliyim ki bir şey aldıktan sonra ikincisinin gereklilik olduğunu düşünmeliyim. Neyle düşüneceğim bunu? Reklamlarla düşüneceğim. Bu bana öğretilecek ki kendimi değerli hissedeceğim. Evet. Okula gönderirken çocuğumun 5 tane ayakkabısı olması gerekiyor benim. Olmaz yani. Biz işte böyle aslında duygu durumlarına girdiğimiz için biz bu hale geldik. Yani aslında sıfırıncı yaştan başlayarak, evet, hem aile, önce temelde aileyle başlayan, daha sonrasında da temel etkenler, yani bu temel etkenleri her şey içine katarak, televizyon, sinema, gezdiğimiz alışveriş merkezleri, evet, arkadaşlar, oturduğumuz kafe, tükettiğimiz mallar, aynen, hepsini üst üste koyarak bugüne kadar bize temel bir öğrenilmiş çaresizlik sunuyor. Doğru mudur? Benim kesinlikle, anladığım. Kesinlikle doğru. Ve fark etmeden biz bir kısır döngünün içerisinde sürekli hareket ediyoruz. Aynen öyle. Geliyoruz, doğuyoruz, aynı mücadeleyle hayata başlıyoruz. Aynı mücadele hayata tüketiyoruz ve gidiyoruz. Hiç kendimizi fark etmeden, önemli olan akan bu zaman veya işte bu kısır döngünün içerisinde dur deyip bir nefes alıp düşünmek. Evet, bir durmak. Daha sonra da, evet, yapacağımız ikinci adımı, aynen, değerlendirmek. Yani bu dünyaya sadece aslında ben yaşayayım, işte yemeğimi yiyeyim, uyuyayım, gezeyim diye gelmedim ki.
Doğru. Benden içeri bir ben var. Bu aslında bunu bulmam gerekiyor. Aslında benim kendi amacımı bulmam gerekiyor. Herkesin herkesten yaptığı bir iş mutlaka vardır. O içine ilham edilir der Hazreti Mevlana. Evet. Onu bulalım, onu arayalım. Aslında kendimizi bulduğumuzda inanın psikolojik sorunlar, o korkular, öfke nöbetleri değil mi? Kaygılar hiçbir olmayacak. Hiçbir olmayacak. Daha düşünen bir nesil gelişiyor olacak. Evet, inşallah bunlar da yavaş yavaş olacaktır diye aynen düşünüyorum. Öyle. Çünkü her bir birey en az kendi etrafındaki insanlara dokunursa herkese etkiler. Bir gün mutlaka dediğiniz gibi düşünen bir toplum, düşünen bir birey haline dönüşeceğizdir. Tabii bu kadar konuşmanın üzerine bunu üniversite sınavına ya da lise sınavlarına evet hazırlanan çocuklarda da önemini çok anlattık önemli biraz. Çok önemli. İşin açıkçası. Bu konuda da eğer ki gerekirse destek alabilirler sizden. Evet. Doğrudur. Hocam bugün için genel olarak bütün düşünceleriniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki hocam son olarak genel toparlamak gerekirse yine ailelerimize ne demek istersiniz? Öncelikle sınava hazırlanan öğrencilerimize hedef belirleme konusunda ona değinmedik, ona birazcık kısaca değinelim. Hedef belirleme konusunda kesin ve net hedef vermeliyiz. Odaklarının nerede olduğu çok önemli. Hedef belirledik ama çocuğun odağı sürekli başarısızlığındaysa bu çocuk başarısızlıkla aslında hayatını devam ettiriyor olacak. Eğer başarıya odaklıysa başarılı olarak hayatını sürdürecektir. Bunun çok önemli olduğunu bilirim. Çocuklarımıza MMA eklerini kullanmayalım, hızlı sürme demek aslında hızlı sür anlamına geldiğini bilelim. Bilinçaltı olarak konumda. Çocuklarımızın istediği tek şey sevgi, saygı, ilgi, şefkat, kabul görmedir. Sevgi aslında bütün her şeyi iyileştirir, bunu bilelim. Gerekli ve yeterince sevgiyi çocuklarımıza verdiğimiz sürece aslında hiçbir problemin de kalmadığını göreceğiz. Ben sevginin önemine değinmek istiyorum ailelerde. Tek isteğim de çocuklarını olabildiğince sevmeleri. Evet, biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Geçen haftadan da bir şeyimiz vardı, çekilişimiz vardı. Bir arkadaşımız da onu kazandı. Evet sevgili seyirciler, geçen haftaki çekilişimizin sonucu da programdan sonra sosyal medya hesabına, FD Mucize Akademi'nin sosyal medya hesabına duyurulacaktır. Bir Eğitimde Mucizeler programının daha sonuna geldik. Çok güzel konulara değindik. Filiz Hanım'dan çok önemli bilgiler aldık. Bilinçaltının derinliğine biraz kaybolduk diyebiliriz işin açıkçası. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.